Kamboçya'ya ilk kez 2015 yılında gelmiştim. Geldiğimde 3 arkadaş hep beraber Siem Reap şehrinde Angkor Wat Tapınağı'nı gezmeye gitmiştik. O gün bisiklet kiralamıştık ve bisikletle 15 kilometre yol yapmıştık. Ertesi gün ise tuk tuk kiraladık ve diğer tapınakları da gezdik. 2015 yılında Kamboçya'ya gitme sebebim ise biraz ilginç. O zamanlar Los Angeles'ta Uber şoförlüğü yapıyordum. Taksi şoförlüğü yaparken arabama binen bir yaşlı adam bana kendi hikayesinden bahsetti. Adam bir trafik kazası geçirdikten sonra kalbi tamamen durmuş ve hastaneye kaldırılmış. Hastanede yapılan müdahalelerle tekrar hayata dönmüş. Hayatını para hırsı ve sürekli iş düşünerek geçirmiş. Ama bu ölüm riskini atlattıktan sonra kendine gelip şöyle bir sormuş: "Ben ne yapmalıyım? Bu hayatta neleri kaçırdım ve bundan sonra artık ne yapmalıyım?" demiş. Ve daha sonra soluğu Siem Reap şehrinde almış. Adamın buraya gelme sebebi ise dünyanın en büyük tapınağı olan ve zamanında dünyanın en büyük imparatorluğu olan Kımer İmparatorluğu'nun başkenti Angkor Wat'ı görmekmiş. Ve buraya geldiğinde otelinden Angkor Wat Tapınağı'na bir filin üzerinde gitmiş. Ben bu hikayeyi duyduğum zaman bana çok ilginç gelmişti ve bu Angkor Wat denilen yer neresi diye merak etmiştim. Çünkü daha önce hiç duymamıştım. Ve hemen araştırmaya başladıktan sonra bayağı etkilendim. Bununla ilgili bazı filmler izledim ve daha sonra ben de dayanamayıp bir uçak bileti alıp Angkor Wat'a gitmiştim. Bu benim Kamboçya'ya ilk gidişimdi. Daha sonra 2016 ve 2017 yıllarında da gittim. 2017'de bir sene Kamboçya'da kalıp çalıştım. Şimdi ise aradan yıllar geçtikten sonra 2022'nin sonunda ve 2023'ün başında Kamboçya'dayım. Bu gece Siem Reap'ten ayrılıyorum. Bu otobüs beni önce Phnom Penh'e, yani başkente götürecek. Oradan Sihanoukville'e geçeceğim. Sihanoukville'de adalara en yakın liman kenti. Oradan Koh Rong Samloem isimli bir adaya geçeceğim. Bütün bu yolculuk 37 dolar tuttu. Bana dediler ki tekne bileti gidiş dönüş. Çok ucuz olduğu için herkes şüpheleniyor. Diğer yolculara da söyledim. Onlar da aynı fiyatı ödemişler. Niye bu kadar ucuz diye şüpheleniyorlar. Uzun bir yolculuk olacak. 12 saatlik otobüs yolculuğu. Ardından tekne yolculuğu. O da yaklaşık 1 saat sürer herhalde. Ama özlediğim topraklara geri dönüyorum. O adada benim çok anılarım oldu. Çok zamanım geçti. Şimdi Koh Rong Samloem zamanı başlıyor. Burada terlikleri çıkarttırıyorlar. İçeride böyle yataklar var. Herkes yata yata gidiyor. Umarım şu tekli yataklardan bir tanesini yakalarım ya. Tekli yatakta gideceğim. Evin kiran büş. Evin keserek. We don't know that we have to do everything by ourselves. And to take the tuk-tuk by ourselves. Not good. It's really not good. No, because everyone receive only one ticket. My friend, everyone receive only one ticket for everything, okay? And they paid like, and they paid. It depends. 37, 36, 35, okay? You
I will tell to all the people that I told them to go to your place, not to go now. Because really, I told them go to this place. It's a good place. But now I tell them not to go. Okay? Thank you. Bye bye. It's like $3, right? Yeah, around $3. Yeah, but sometimes $3 is $110. Yeah, I know. You know? So you want so there's some here. Okay. China big like this one, and then here like this. Here it's too. Far. Here like this. Yeah, that's one here. It's not the same pier. But it's far. Yeah? It's the same pier. Same pier. Yeah. Quel lourd alors. Ok, let's go. Putain, si on avait su, on serait allé avec lui. Let's go. Vous me savez. Bonsoir. Yola çok gidiyor. Sen bir bastamina. Otobüs başkente geldi şimdi, mola verdi. Şoför şurada yemek yiyor. Birazdan devam edeceğiz. Çinliler tarafından sömürüldüğü için artık her yere Çince yazılar yazmışlar. Adam kaç tane torba bağladı ya motora. Kendisi nasıl sığacak oraya bilmiyorum. Bu şehir eskiden beri uzun zamandır Çinlilerin yoğun istilası altında ve Çinliler durmadan buraya inşaat yapıyorlar. Ben buranın 2015, 16 ve 17 yıllarındaki zamanları biliyorum. O zamanlar böyle küçük bir şehirken gittikçe bir anda hızlandı. Her tarafa böyle bir anda inşaatlar çıkmaya başladı Çinliler. Çinli milyarderler geldiler. Her tarafa böyle kasinolar, oteller, binalar, yollar yaptılar. Altın Kuşak projesi var, belki duymuşsunuzdur. Onlardan bir tanesi de işte Sihanoukville Limanı. Kamboçya'yı da kendine bağlıyor Çin bu şekilde, ticari olarak. Hem bir gönül bağı oluşturuyor, Kamboçya'ya çok büyük yatırımlar yaptığı için. Hem de bir yandan bu ülkeleri ekonomik olarak kendine muhtaç hale bırakıyor. Görüyorsunuz her yere Çince yazılar yazmışlar. Dövmeci bile her şeyi Çince yazmış. Kamboçya dili dururken her şeyi Çince yazmış. Bak mesela yukarıdaki ilk iki satır Kamboçya dili. Alttaki son satır Çince. Şimdi tuttuk geldi. Kızlarla tuttuğa biniyorum. Buradan limana gidiyoruz abi. Limandan sonra da adaya. Evet, şimdi tuktuk bizi limana getirdi. Buralar çok değişmiş. Eskiden küçük bir tane iskele vardı. Oradan binerdik gemilere. Şu anda burası acayip değişmiş yani. Kocaman kruz gemileri gelmiş buraya. Arka tarafta bir tersane var. Sürekli malları yüklüyorlar gemilere. İnanılmaz değişmiş, çok gelişmiş. Yani Çin buraya müthiş yatırımlar yapıyor. Tanıyamadım. Adeta bir Çin sömürgesi olmuş. Sürekli her yerde bir inşaat, tadilat. Şehirde bir anda gökdelenler patır patır yükselmeye başlamış ya. Burası var ya bildiğiniz
küçük bir Kamboçya şehriydi, önemsiz bir yerde. Şu karşıda kıyıya çok yakın bir ada var. O adaya doğru giden bir köprü var gördüğünüz gibi. Söylenene göre, bana burada pek çok Türk bunu anlatmıştı. Ben burada yaşarken de vardı bu köprü. O adayı zengin bir Rus satın almış ve daha sonra adaya yol yapmış kendine. Yani buraların nasıl sömürüldüğüne dair artık yeterli bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Çinlisi ayrı sömürüyor, Rusu ayrı sömürüyor, Vietnamlısı ayrı, hepsi ayrı sömürüyor abi. Evet, bizim speed ferry, yani hızlı feribot geliyor bu vasıyı. Tekne doldu, gitmeye hazırız. Kaptan dedi ki herkes can yeleğini giysin dedi, ama bizde can yeleği yok en arkada oturanlarda. Korong Samluyam Adası'na geldik. Adanın arkasındaki bir plajdayız şu anda. Buraya çok az insan geliyor kalmaya. Fazla bilinen bir yer değil. İskeleye yanaşıyoruz. Bir andızdan ayrılacağız. Abi adam durmadan yolcu alıyor. Artık can yeleksiz ve ayakta giden bayağı bir yolcu var burada. Burası Samluyam Adası'nda Saresan Bay plajı. Şimdi iniyorum buradan. İşte burası adanın ana iskelesi. Burada genelde yolcuların çoğu iniyor ve otellere dağılıyorlar. Otellerin hepsi de deniz kenarında. Dün akşam saat 8'de Siem Reap'ten servise bindim. Yani tuktuğa. O da beni otobüse götürdü. Otobüsle Phnom Penh'e gittik. Phnom Penh'den yolcu aldık, devam ettik. Sihanoukville'e geldik. Sihanoukville'de yaklaşık bir saat tuktuk bekledik. Tuktuk geldi. Bizi limana götürdü. Limanda feribotu bekledik. Feribotla yola çıktık, geldik. Şu anda saat 10'a geliyor. Abi yani toplamda 14 saatlik bir süredir yollardayım. Ve sonunda artık yol çilesi bitiyor. Şu gördüğünüz iskele var ya, ilk iskelenin orada. Ben artık çantaları böyle bırakıp bir tane masaya oturacağım. Yayılacağım oraya. Şimdi bu kadar güzel tropik bir adada, Asya'da böyle bir pide fırını göreceğiniz hiç aklınıza gelmez değil mi? Evet. Burada bir pide fırını var. Burada Türkler var abi. Burada menemen de var. Ne ararsanız var. Private Pier. Özel iskele diyor. Sadece Eden müşterilerine ait. Eden'ı geçiyorsun. Hemen şurada bizim restoran olması lazım. Neredeydi?
Ha, falafel rap diyoruz galiba. Evet. Orası mı? Oo, Deniz abi. Abi Robinson Crusoe olmuşsun. Çok değişmişsin ya. Gel bir sarılayım. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Valla çok sevindim geldim. Vay be, mekan da çok. Kanka, o ne taşıyorsun? Un. Pizza yapacağız. Kardeşim benim ya. Gelir gelmez hemen yardıma başlamış. Oğlum Kamboçya'da Türkçe konuşan yani kaç tane Kamboç görebilirsin ki? Adam çatır çatır Türkçe konuşuyor ya. Onu bağlayıp sonra başka sineklik üzerine bağlayabiliyor. Oğlum burası kamping araya mı? Ne hamağı?